Herkese merhabalar. Gene çarşamba gününe geldik. Çarşamba günü bizim soru cevap günümüzdü. Dolayısıyla geçen hafta da sizden bazı sorular topladık. Topladığımız konu başlığı da akıllı dolgular neydi acaba? Yani dolguda biliyorsunuz ki birçok çeşit vardı arkadaşlar. O yüzden gelin ben size yine dolgu konusunu biraz aydınlatayım istedim. Yüzün ve vücudun değişik bölgelerine kullanılabildiğimiz dolgu malzemelerimiz var. Piyasada en çok bildiğimiz dolgu malzemelerin birinci adı hyaluronik asit, diğer ikinci malzemesi de kalsiyum hidroksiapatit. Hyaluronik asit biliyorsunuz ki işte burun dolgusu, ışık dolgusu, dudak dolgusu, elmacıktır, çenedir, şakaktır. Hani boyun çizgileridir, alın çizgileridir, göz çevresi çizgileridir, işte nozolabiyeldir, marionettir. O kadar çok bölge ya da kulaklarımıza, kulak mememize kadar o kadar çok bölgeyi kullanıyoruz ki yine keza eldir, dekoltedir ya da vücudun değişik yerlerini deformasyonlar için kullanabiliyoruz. Bir de kemik dolgu diye andığım özellikle namıdiğer kalsiyum hidroksiapatit var arkadaşlar. Onu da kemik üstü olan bölgelere, el gibi bölgelere kullanabiliyoruz. Yani bu ne demek arkadaşlar? Kemiğin içerisinde bulunan bir malzemeden üretildiği için, hyaluronik asitler de eklemden özellikle bulunan bir malzemeden üretildiği için uygulama yerlerinde farklılık var. Kemik dolguyu elmacık bölgesi gibi, şakak bölgesi gibi, çene kontürü vermek gibi, çene ucu gibi, yani kemiğimizin üstünde olan, yine aynı şekilde elde de biliyorsunuz, kemiğimizin üstünde olan bölgeleri enjekte ederek kontür, hat verip lifting etkisi sağlayabiliyoruz. Kalıcılıklarında da dolgu tiplerinin farklılıkları var arkadaşlar. Kemik dolgu 20-24 ay kalıcılığa sahip olup keza vücudun başka yerinde, dizinde, dizdedir, dirsektedir. Yani kemik bulunan bir yerde bir travma sonrası birçok insan biliyorsunuz ki kaza geçirmiş ve vücut deformasyonlarına sahip olmuş olabiliyor. Kemik dolguyu keza yine kullanabiliyoruz. Hyaluronik asitlerde bu kadar çeşit olmasının sebebi kullanılacak bölgeye göre bağsız olma durumu, bağının tipi, birçok değişik bağ tipi var arkadaşlar. Ya da konsantrasyonu ya da mikro partiküle düşen miligram ağırlığı gibi, yani mikrogram diye anılır pardon, ağırlığı gibi değişikliklere uğruyor. Ve yine üretim şemasında monofazik mi, bifazik mi, neyden üretilmiş olduğuna göre de enjekte ettiğimiz bölgede histopatolojik olarak, yani o bölgeden kesit alıp mikroskopun altına koysak yerleşim şekli olarak farklılıklar gösteriyor. Bu sebeple hastanın cilt tipine göre, yaşına göre, yaratmak istediğim etkiye göre, kullanacağım bölgeye göre değişik markalarda hyaluronik asit dolgular kullanıyoruz arkadaşlar. Ve buradaki görüşlerimizde bazı farklılıklar da ortaya çıkıyor. Mesela torba bulunan bir gözaltı hastasına ben asla ışık dolgusu enjekte etmem arkadaşlar. Videolarımı izleyebilirsiniz. Elmacık bölgesine ya kemik dolgu enjekte ediyorumdur ya daha kalın bir hyaluronik asitten oluşan bir elmacık dolgusu enjekte ediyorumdur. Üst kısımlarına mezoterapi yapıyorumdur arkadaşlar gibi. Burada dediğim gibi hekimler arasında da görüş ayrılıklarımız ortaya çıkıyor ve bu etken de sizin kafalarınızı karıştırmaya devam edebiliyor. Onun haricinde bu tarz dolgular harici bir de vücut dolguları mevcut arkadaşlar. Bu ne demek? Vücudun yine mesela X bacak, O bacak, işte kundura göğüs yani çökük göğüs gibi olan vakalarda yine kemik bölgelerine geçen travmalarda bir de biliyorsunuz ki vücut dolgusu kullanabiliyoruz. Vücut dolgusunun diğer kullanım alanları da biliyorsunuz ki popo gibi, meme gibi bölgelerimiz. Ama bunlarda da hastayı doğru seçmek çok önemli. O sebeple de ben bir meme çalışması yapacaksam hastaya mutlaka ultrason ve bazı şüphelendiğim durumları varsa kan tetkikleri isteyerek bu dolguya uygun olup olmadığına karar veriyorum. Onun haricinde gel gelelim sizin dolgu konusunda kafanızı karıştıran diğer konulara. Şimdi akıllı dolgu dendiğinde vücutta hem rejenerasyon etkisi olan, aslında bütün hyaluronik asitlerin rejenerasyon etkisi var. Kemik dolgunun rejenerasyon etkisi var. Vücut dolgularının rejenerasyon etkisi yok arkadaşlar gibi düşünebilirsiniz. Ama akıllı dolgu dendiğinde dolgunun bu rejenerasyon etkisi ve kalıcılık süresini anlamlandırmak için böyle bir ifade kullanılıyor. Yine akıllı mineral dendiğinde içerisinde bulunan malzemenin vücutta hani oluşturduğu mekanizmada rejenerasyonun tetiklemesinden ötürü atıldı ve de var olan içeriğinden ötürü akıllı mineral dolgu diye anlamlandırılıyor. Burada kafa karıştıran en önemli nokta, kimi dolgu 6 ay kalıyor, kimi dolgu 12 ay kalıyor, kimi dolgu 15 ay, 18 ay, 20 ay, 24 ay, 2-3 yıl kalan gibi akıl karıştıran noktalar var. Bunlar da dediğim gibi içerik bilgisinden dolayı, yani kullanılan malzeme ve kullanılan malzemeyi nasıl
homojenize edildiği, hangi bağ kullanıldı, hangi miligramda kullanıldı gibi malzeme farklılığından kaynaklanıyor. Mesela şunu çok net söyleyeyim size. Gözaltı gibi, dudak bölgesi gibi, yani ışık dolgusu gibi, dudak dolgusu gibi dolguların hiçbiri gidip de 3 yıl kalıcılığa sahip değildir. Buraya kocaman bir ünlem koyuyorum. Bu tarz yumuşak bölgelerdeki dolgular da daha hani yani en biraz daha bazı yüzlere daha orta düzey dolguları verebilsek de hani hafif orta yüksek diye ağırlıklarını eğer sizin anlayacağınız dilden ayıracak olursak orta düzey dolgular verebilsek bile maksimum kalıcılığı 12-15 aydır. Ama evet yapıldıkça ömrü uzar. Neden? Bağ yapısı bir tortu bırakır dolguların yüzde ya da enjekte edilen bölgede. Dolayısıyla siz düzenli dolgu yaptırmaya devam ettikçe bir 3-4 ay ya da 5-6 ay ömrünün uzadığına dikkat edeceksiniz. Ve buradaki verdiğimiz dolgunun tahmini kalıcılık süresindeki ortalama dediğim gibi dolgunun üretim şemasıyla alakalı artı sizin vücudunuzun tüketim şemasıyla alakalı. O yüzden bir aralık veriyoruz genelde sizlere. Burada iyi niyetli davranıp şunu yapabiliyoruz. Ben de biliyorum dudakta 6 ay kalacak olan dolguları ama hastama 9-12 ay kalacak olan dolguları tercih ediyorum. Yine aynı iyi kaliteli markaların arkadaşlar. Burada sadece biraz da hekim kontrolündeki tercihler de devreye girmiş oluyor. Gelin bir de sizin bu konu hakkında merak ettiklerinizi yanıtlayarak sohbetimize devam edelim. Emziren anneler için hangi dolgu tipi uygundur? Emziren anneler için ya da gebeliğinin 3. trimesterinde olan anneler için hyaluronik asit dolgu tipine uygun görüyoruz. Hyaluronik asitlerden de BDDA bağ oranı düşük olanları ya da başka türlü bağ hani yapısına sahip olanları. Keza yine tiroid hastalarında da özellikle başka türlü bağ yapısına sahip olanları uygun görüyoruz. Erkek hastalarda kadın hastalara uygulanacak dolgular farklı mıdır? Erkekler hangisini tercih etmeli? Bu sorunun yanıtı hayır arkadaşlar. Erkekte de kadında da çalışmaya göre aynı tip dolguları kullanıyoruz. Hiçbir sakıncası, hiçbir farklılığı yok arkadaşlar. İnce ve hafif yapılı dolguları kimlere ve hangi cilt tiplerine önerirsiniz? İnce ve hafif yapılı dolgular dediğim gibi mukozal bölgelerin yani gözaltı gibi, dudak gibi ya da vajinal bölgelerin dolguları olarak düşünülebilir arkadaşlar. Ya da ince çizgileri, boyun kırışıklığı gibi, alın kırışıklığı gibi, göz çevresi gibi hani ince çizgi yapısına sahip olan yüzdeki yerlerin o derinliklerini gidermek için kullanılabilir arkadaşlar. Öteki türlü volüm efekti vereceksek orta ve yüksek düzeyli hyaluronik asit dolgulara geçiyoruz. Dolayısıyla yine aynı şekilde vajina estetiğinde de dudağı büyüteceksek mesela o orta düzey bir dolgudur. Ya da çok şeyse eğer ciltli bir kalın bir hastaysa ve çok pörşümüse yüksek düzeyde de kullanılabilir. Ya da aynı şekilde orta yüz dolgularına bakacak olursak hani ya da dudak dolgusuna bakacak olursak orta yüz dolgularda tercih edebiliyoruz. Yani orta düzey dolgularda ya da özellikle ben kontür vermeyi, lift etkisi yaratmayı, slim fit yüz göstermeyi tercih ettiğim için hani orta yüzde ve çene hattında kemik dolguyu hani birinci sıraya son zamanlarda koydum. Hyaluronik asitlerden tercih edeceksem de yüksek düzeydekini tercih ediyorum. Çene dolgusu için kendi yağınızı kullanabilir miyiz? Çene dolgusu yapmak için kendi yağınızı kullanabilirsiniz ama dolgu ile yağ arasında şöyle bir fark vardır. Bir kemik dolgudan bahsedeyim. Kemik dolgu daha lineer çizilebildiği için ve volüm efekti daha düşük olduğu için daha kontür verme özelliği fazladır. Hyaluronik asit dolguyla yine çene dolgusu yapabiliriz. Onda da yine miktarımız hani biraz daha artacak ve yüksek dozda yani yüksek ağırlıkta olanları kullanacak şekilde yine çene hattını verebiliriz. Benim en sevdiğim uygulama kenarlarda kemik dolgu kullanmak, çene ucunda yüksek ağırlıklı çene ucu dolgusu kullanmak oluyor arkadaşlar. Yağ dokuda ayarda şöyle bir sıkıntı oluyor. Bunu her zaman dile getiriyorum aslında. Yağınızdan 100 gram enjekte edildiğinde o 40 ya da 60 gram kalacaktır vücudunuzda maksimum. Dolayısıyla bir yerin 70-80 gramı ihtiyacı varsa onu gidip de hani iki katı gibi düşünün 140-160 gram enjekte edip sizi aylarca öyle kimse dolaştıramaz, memnuniyetsizlik yaşarsınız. Bu sefer de yağ uygulamasının oturabilmesi için tek sefer değil sanki iki sefer uygulama yapmak daha hani konfor açısından iyi gibi gözüküyor. Bir de yağ uygulamasının dezavantajı hani yağ ağırlığı kemik dolgu kadar kemik üstüne çökebilme potansiyeline sahip olmayabileceği için bazen daha dalgalı ya da daha geniş hatlı bir görüntü yani yayılmış bir görüntü
verebilme ihtimali var. O yüzden biraz yağ dolgularının çiğne düzenlenmesinde hani yine bir liposuction yaptırıyorsanız tabii ki kullanılabilir ama bir liposuction'a girmeyecekseniz öncelikle yağ dolgusu hani düşünülüyor olmak biraz daha konfor açısından soru işareti diye karşılıyorum. Bu benim nacizane görüşüm. Akıllı mineral dolguların klasik dolgudan farkı nedir? Neden daha uzun kalır? Az önce söylediğim gibi içeriğinde bulunan ürünün yani bağlanma oranı, bağlanma tipi, kullanılan mikrogramı ve içerisine gerekirse mineral düzey, yani mineral diye anılan başka malzemelerin katılıyor olması onun vücutta kalıcılığını arttırıyor oluyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konu hakkında ya da dolgu işlemleri yaptırmak istiyorsanız da 0530 915 69 31'den ücretsiz muayene randevusu ve detaylı her türlü bilgi alabilirsiniz. Bir parantez daha açmak istiyorum sizlere. Son zamanlarda en sık baktığım vakalar arasında eski dolgularının yarattığı şişlikler var arkadaşlar. Gelin bu konuyu detaylıca ben size anlatan bir video çekeyim. Hani çünkü o şişlikler konusunda muzdarip çok fazla insan var. Beni takipte kalın ve bu konuyu da detaylı anlamlandıralım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.